Selamlar arkadaşlar, ben Blueberry. Bugün birlikte Roguelands oyununun yeni bölümüyle beraberiz. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi canımız 72, mana 88, dayanıklılık 100. Güzel gidiyor maşallah, 64 seviye olduk. Şimdi şu normal standart taktığımız, o bizim kutulardan çıkar 4. nesil başlıktı. Bunlara bakmayın, bunlar değişecek. Artık planlı, programlı hareket edeceğiz. Tüm seti uygun ölçüde yapacağız. Bu değerlerimizi uygun şekilde yapacağız. Mesela ne kullanacağım? Mesela ben şu Ragnarok silahını istiyorum ama şu an altınını bulamadım. Her şeyin altınını yapacağız. Çünkü neden arkadaşlar? Temel değer neyse her bir kalitede ona fazladan ekleme oluyor. Mesela bakın şu en düşük kalite görüyorsunuz. Bu böyle arka planı koyu lacivertse böyle en kötü kalite oluyor. Bunların değeri standart oluyor. Eğer şöyle açık mavi ise o zaman normal değeri kaçsa üstüne artı 3 ekliyor. Morsa üstüne artı 6 ekliyor. Eğer altınsa da en son değerinin üstüne artı 9 ekliyor. Yalnız şöyle bir durum var. Eğer böyle normal nesnelerden değilse, mesela bu 4. nesil kutudan çıkmıştı. Bunların gelişimi az oluyor. Mesela normal bir silah, mesela bunun değeri kaçsa bu her seferinde kendi değeri kadar ekliyor. Mesela 7 diyor, 7 7 7 gidecek mesela diye düşünebiliriz ama burada tabi ekleme var. Mor olduğu için 6 eklenmiş. Bunlar 1 1 1 gibi düşünün. Kendi değerlerine göre eklenecek falan gidecek. Ama biz şimdi şunu yapacağız. Seçtiğim setleri ultimate'e çevireceğiz. Ultimate'e çevirince onlar birinci seviye olacak ama daha özel bir şey, daha iyi bir silah olacak. Onu son seviye 10'a kadar getirmeye çalışacağız. Yani ultimate yapacağız, set ayarlayacağız. Mesela şunları aynı tür yaptım. Bir tek şunları çıkarmayı denedim, üretip. Buradan iki altın bir mor çıktı ama şunu da tabii ki zamanla altın yapmaya çalışacağız. Bütün seti tek tek ayarlamaya çalışacağız. Bu bir. İkincisi, hangi bölgede neler çıkar ona biraz baktım. Artık ihtiyacımız olan nesneye göre gideceğiz. Şuradakini de bakayım bir, şunları da. Bunları da bir ara yapalım. Toplamda 60 gün vermek lazım. Şu neler biriktirdik falan filan bir bakacağız. Gördüğünüz gibi kırmızılar biraz fazla birikti. Hatta şurada koyabileceğim şeyler varmış. Koymadıysam. Hatta bunları ben şuradan bir bakayım. Şuraya ben koyabileceğim şeyleri biriktirmiştim. Şöyle değişik şeyler. Bunları zaten artık yeni yeni haritalara gidince göreceksiniz. Bir de kutumuz varmış açmak için. Ondan sonra artık şu asayı kullanmayı zaten düşünmüyorum ama şimdilik hoşuma gittiği için tutuyorum. Şu bonusları ben altta bayağı bir biriktirdim. Bonusları da şöyle yapacağız. Yine karakteri geliştireceğimiz özelliğe göre. Örneğin şunu da göstereyim. Sağ tıklayınca burada bakın Strength 4 tanesi 10, bir tanesi şu düşük kaldı. Yenisini bulunca, X'i bulunca o da tamamlanıyor. Buradaki mesela bakın Healing Ward var. Biliyorsunuz bunu kullanınca can basıyor bize. Bunların kalma süresi, etkileri, bunların etkilenişi arkadaki renginden anlıyorsunuz. Mesela o pembe ise Fade'den etkileniyor. Buna göre ayarlama yapıyoruz. Göreceksiniz geliştirdikçe. Önce şu yerleştirmeleri bir yapalım. Mesela şurada ne kadar yerim var? Bu tarafta yerim kalmamış. Şöyle yapalım. Şunu şuraya koy diyelim. Ondan sonra şuraya bir şey koyamam herhalde ama bir bakacağım. Yok, olmuyor. Şu boş yerleri mesela şöyle şöyle doldurabilirim. Ama bunların mesela hoş olanlarıyla doldursam daha iyi olur. Şöyle görünüşünü beğendiğim şeylerle. Mesela şu baştaki biraz güzeldi. Onu bir alalım. Ondan sonra bir bakayım ne vardı böyle hoş. Mesela şöyle bir bak bakayım. Mesela şu biraz hoş. Üsttekileri saymıyorum. Yani mesela şu da biraz hoş görünüyor. Şunu bir al oradan. Evet, mesela şimdi buralara şunları bir koyalım. Ondan sonra şunu da koy. Ondan sonra olanları bir yerleştir. Mesela bakın burada fena değilmiş. Şunu da al. Şöyle. O açık yerleri dolduracak nasıl olsa.
Şimdi şöyle yapalım. 3 tane yer var madem. Şu şuraya. Şunu şu başa koyayım şimdilik. Bir tane daha var elimizde. Onu da şimdilik buraya bir koyalım. Tamam. Şimdi bir tane kutumuz var açacak. Hatta bir bakalım şöyle. Şimdi şu yüzüğü satacağız. Şunlar satılacak. Bu da satılacak. Fazla olan. Şu kırmızılar kullanılacak. Metal parçamız ne alırız, nasıl yaparız planlayınca kullanabiliriz. Paramız da 49.793 olmuş sanırım. Güzel kredimiz. Bunları da yine ihtiyaca göre biriktiriyorum. Buradan üretebileceğiz, yapacağız. Şimdi bugün hangi nesnelere ne lazımsa tek tek bakacağız. Üretebildiklerimizi üreteceğiz, üretemediklerimiz kalacak. Sonra da eksiğimiz neyse o sıradan giderek malzemeleri toplamaya yeni yeni haritalara gidebileceğiz. Şimdi şöyle bir gidelim. Görevlere de bir bakarız. Ne durumda diye. Şöyle biraz yaptım ama çok yapmadım. Tabii yeni haritalara gidince yeni yeni yaratıklar çıkıyor. Şimdi şunu yapmamayı düşünüyorum artık. Mesela burada bazı bizden malzemeler istiyor. Mesela 10 tane zindan böceğinden getir diyor. Ama bunun ödülü eğer epik kutular değilse, epik hediyeler çıkan kutu değilse şunları götürmeyi pek düşünmüyorum. Değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü malzeme bize lazım. Öldürmeler kalabilir. Şimdilik şunlar, mesela bunlara baktığımda hepsi metal parçası veriyor. Bunlar benim çok tercih ettiğim şeyler değil. Metal parçası şimdi sık bulunuyor. Mesela şu an gideceğimiz bir harita var, yakında göreceksiniz. Oradaki adamla konuşunca direkt size 500 metal parçası veriyor. O yüzden fazlasını artık tutmayı düşünmüyorum metal parçasının. Şöyle göstereyim. Zaten bu 20.000'e yaklaştı. Şurada 19.999 olunca fazlasını artık almayacağım. İhtiyaç olunca o haritaya gidip 500-500 hızlıca toplayabiliyorsunuz. Şimdi tabii biz karakter böyle sağlam kaldığı sürece diyelim. Şimdi bizim 1500 lazımdı bize. Şunun yarısını al bakayım. Şunun yarısını da al. Şöyle. Tamam, şimdi oradan gidip o görevleri de bir sıfırlayalım. Yeminle diyelim. Şimdi bir kız öldür diyor. Bakın gizemli kutu bunlardan verecek 3 tane. Yalnız Wicked tam hangi harita bilmiyorum ama yeni haritalardan birindeydi. Gittiğim yerden bakarız. 10 tane zehir ver diyor. Ve bu da işte epik kutulardan veriyor. Bu zehirleri toplayacağımız yeri de göreceksiniz. O yüzden artık bunlar sorun değil. Bir de Slugmutters yiyen diyor. Bu kırmızı elmaslardan veriyormuş. Neyse onlar duracak şimdi. Biz şu kırmızı kutulardan alalım. Pardon, kırmızı kutular demişim. Şu gizemli kutulardan alalım. Alabildiğimiz kadar. Sonra topluca bir açalım. Olaya başlamadan. Satışlarımızı da yapalım. Tamamdır. Gel bakalım. Şu satışlarımızı da yapalım. 18 kutumuz olmuş. Şunu al. Şunu da al. Şunu da al. Güzel. Kredileri de aldık. Şimdi kutularımız da var. Onları bir araya getirelim şöyle. Güzel. Şimdi kutuları açacağız. Evet, şimdi şuradan hemen kutularımızı açmaya başlıyoruz. Bir kontrol edeyim. Hatta hemen şöyle açalım. 18 tane neler çıkacak bakalım. Maden çıktı. Şundan çıktı yine 4. nesil çeviklik özellikle altın. Ama bunları artık kullanmayı düşünmüyorum. Fakat yedekte bulunsun. Yeni karakter açınca ona kötü nesneler değil de böyle altın nesneler vererek başlatırız. O da güzel olur. Ama tabi umalım ki ölmesin karakterler. Açmaya devam. Malzeme topluyorum. Kredi falan çıktı. Güzel. Amblem çıkıyor. Malzeme çıkıyor. Hızlı hızlı açıyoruz. Zehirden çıktı malzeme. Güzel. Biriksin.
Bizim için daha iyi. Ne kadar çok malzeme o kadar iyi. Ne üretirsek ona kullanıyoruz malum. Tamam. Çıkan yetenekler nereye gitti acaba? Çünkü benim üstümde yer yoktu. Acaba bizim depomuza falan mı gitti diyeceğim. Çünkü bizim üstümüzde yer yoktu combat chipsler için. Şuraya bakalım. Buraya gelmiş. Tamam. Buraya böyle birikiyorlar. Mesela işte arkadaşlar size dediğim gibi mesela bakın böyle arkası mavi ise burada zaten altta yazıyor. Diyor ki Scale Spirit Magic yani büyüden etkileniyor. Sizin büyü puanınız bunu etkiliyor. Mesela bunlar Fate'den etkileniyor. Bakın pembe. Zaten bu direkt Fate ekliyormuş zaten. Mesela bu ateş ettiğimiz şeyler. Bakıyorum silah veya işte hani böyle bomba atar gibi türünden silahlar kullanınca mermiyi üçe bölüyor. Bu arkası yeşil olduğu için büyük ihtimal bu da çeviklikten etkilenen şeylerdir. Bunları işte böyle dikkat edeceğiz. Şunları bir kere aynı yerlere koyalım da karma olmasın. Şöyle yap. Farklı şeyler farklı yerde durmasın. Şurada var. Onu da alalım. Hatta onları farklı olanları da içinden ayırıp şöyle koyalım. Tamam. Yani sonradan bunları atabilirim ama ben en azından birer farklı olarak biriktireyim diyorum. Sonra ileride şunu kullansam mı, bunu kullansam mı diye bakarız, özelliklerini okuruz. Mesela şu kırmızı, yani bu bizim strength'ten etkileniyor. Daha fazla hasar verecek. Bu da şöyle bir şey, kendi etrafımızda bir kılıç oluşuyor. Ve bu bizim için burada mesela onu ben size şuradan göstereyim. Şöyle tekrar aç. Şuraya koy diyelim. Şimdi şöyle yapınca bakın şöyle hemen etrafında çıkıyor. Hatta bundan bir daha basıyorsunuz. Mananız yettikçe basabilirsiniz. Şu an iki tane kılıç var mesela çevremde. Ama ön arkada iki değil. Önde iki, arkada iki var aslında. Görünmüyor ama ben iki kere bastım diye manaya. Bu da gördüğünüz gibi benim strength'im çok herhalde ondan etkileniyor. Biraz da uzun kalıyor. Böyle ben savaşırken bu da benim yanımda. Özellikle bir patron ya da zorlu bir yaratıkla savaşıyorsam yanımda bu olursa o yokmuş gibi savaşabilirim. Savaşırken ona denk gelenler de fazladan hasar alıyor. Çok etkili oluyor tabii ama şu an kullanmasam da sonradan kullanmayı düşünüyorum. Şimdi şu malzemeleri bir yerleştirelim. Şurada birikmişi de alalım. Güzel. Şimdi sen şuraya bir geç. Ondan sonra şu malzemeleri bir doldurun. Şurada maden olan şu parayı da al. Onu da şuraya koy. Güzel. Şöyle 30, 40, 50, 2500 yok 496 olmuş. Aslında 60.000'i bulsak şurayı bir kere daha büyütebiliriz. Orayla işimiz biter. Ama biraz da yanımızda olsun istiyorum. Sonuçta biz Trend X'i alacağız. Şimdi şuradan maden olanlar şu zehir onu koy. Ondan sonra yukarı bir gel bakayım. Şurada var. Bunu da koy. Bunlar tür 5'ten. Tamam. Buraya şimdi şu malzemeleri yerleştir. Evet. Şimdi şu altın başlığı da mesela şöyle geriye doğru bakınca şöyle. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bakın bu dördüncü nesil ama bunlar azar azar yükseliyor. Böyle kendi değeri kadar yükselmiyor. Ama başlangıç için kullanılabilir. Fakat ben kendi istediğim setten toplamayı başarınca onlara geçeceğim. Mesela şu başlıklardan şöyle bir bakayım. Bunlar hep gidecek nasıl olsa. Şunu da satarız. Şunu da oraya yerleştiririz şimdilik. Yani şu Urugorak'tan çıkan bir başlıktı. Şurada standart düşen bir şeydi. Bunların hepsi gidecek aslında. Şimdilik duruyorlar. Şunu da satarız. Ondan sonra da üretimleri denemeye başlayacağız malzemeleri. Sonra da eksik malzemeleri toplamak için gideceğiz. Şimdi bir al diyelim. Tabii malzeme toplarken biz challenge seviyesi açmıyoruz. Zorlanmamak için. Belli bir seviyeye gelip iyice belli bir güce ulaşınca o challenge seviyesini açabiliriz tabii ki. Şimdi bize ne lazım? Öncelikle şuradan şunu Ragnarok'un altınını istiyorum. Bu Ragnarok için mesela bana ne lazımmış? Notuma bir bakayım. Galactic Sight maden amblemi, Ghast amblemi ve Fragment. Yani şimdi şu Galactic Sight şu. Şimdi diyelim ki ben bundan şöyle koyalım.
Bundan da mesela ne kadar var? 279. Şuradan 9'unu buraya bırak diyelim. Yani bundan 27 tane daha üretebilirim. 38'e çıkarabilirim. Üçünün yani 4 tane 3 maden diyelim. Yani 3 tane amblemin en az kaç tane yapabiliyorum bir bakayım. Diğeri ne demiştik? Gaz demiştik. Yani şu. Burada şimdi bir tane var. O bir taneye dokunmayalım. Buradan ikisini bırak. Yani 15 tane çıkarabilirim. Yani buradan bana 40 tane yetiyor o zaman. Şöyle yapalım. Şu 34. Şunu çek. Şuradan da 6 daha ver. Şimdi bir dakika yanlış olmasın. Ben burayı evet 40 daha yetiyor. Çünkü bundan 10 taneden bir tane amblem çıkıyor. Bunu 15'e çıkarırız. Yani bu madeni şimdi artanını buraya koyuyorum. Gerçi biz buradaki amblemlerin de hepsini almasam iyi olur. Mesela şuradan bir taneyi buraya koyduğumda o zaman buradan da 10 eksiltmem lazım. Şöyle 14'e tamamlayacağız. Buradan da 10 ayırmam lazım. Tamam, şimdi mesela bu 3 tane amblem yapınca bu 13'e çıkar. Ben bir şey yanlış mı yaptım? Bir dakika. Şu 30. Şuradan. Tamam. Şöyle 14 ediyor. Şuradan da 14. Bir dakika, biz niye öyle yaptık? Niye bozuyoruz? Bu 15 olacak. Çünkü burada bir amblem tuttuk. İki tane de malzeme de bir tane kalsın istiyorduk. Küsuratı bıraktık. 15. Buraya 10 daha koyalım. Çünkü buradan üretebiliyorum. Yani şuraya bir tane geri koydum diye bir an kafamız karıştı. Şimdilik 15. Diğer malzememiz de fragment'tı sanırım. Ona bakalım. Ondan mesela şimdi şuraya bir tane bırakırsam bir burada malzemesi de var. Yani buraya buna da 140 tane koyarsam şöyle 127 şöyle de alalım. Pardon, yanlış yaptık. Tamam. Şöyle. Bunları da alalım. Mesela şu an eldeki miktarı göre bakınca bunlardan hep 15'er tane yaptık. Yani 15 tane şu an Ragnarok kılıcını deneyeceğiz. 15 seferde üretebilecek miyiz bakalım? Birer altın. Altın bulursam zaten direkt onu alıp 10 yapmaya çalışacağız. Maksimuma ulaştığı zaman kendi değerinin üstüne artı 9 da ekli olduğu için güçlü olacak ve onu ultimate'e çevireceğiz. Sonra tekrar yükselteceğiz kısmetse. Şimdi öncelikle şunları bir üste ekleyelim. 15 15 işte bu tamam. Şimdi kılıçlara gelelim. Ragnarok. Şu. Bakalım 15 tane de bulabilecek miyiz? Kısmet. Şimdi birinci en kötü kalite. Bunu işte böyle bulana kadar bulamazsak eksik malzemeleri toplamaya gideceğiz. Toplayıp toplayıp geleceğiz. Tabi belli bir oran çıkarana kadar yapacağız onu. Şu an için 8 hakkımız kaldı. Hala çıkmadı. Kısmet, umarım çıkar. İnşallah çıkar. Çıkmazsa şimdilik bekleteceğiz. Bir tane açık mavi geldi. Son 3 tane hakkımız var. Olmadı. Son 2 ve son bir hakkımız olmadı. Tamam, şimdi bunları satacağız. Malzeme eksik kadar toplamaya gideceğiz. Eksik kadar dediğim en azından 100'er tane ya da 50 veya 30'lar tane üretebilecek şekilde malzeme toplayıp tekrar tekrar geliyoruz. Bu arada karakter de gelişiyor tabii. Şimdilik benim elimde mor var ama onu da geliştirmemiştim. Çünkü altın bekliyorum malum. Ya bakın zaten seviye 1. Aslında geliştirirken ona gidebilirim. Mesela ben şu kalkan bizim altın ama benim istediğim kalkan değil ama seviye 9'da bunu bir 10 yapalım. Bunu kenara koyarım. Bundan üretebileceğim kalkanın özelliklerine bakarız. Ultimate nasıl olur diye. Denemelik durabilir. Sorun yok. Özellikle bir karakteri bir yeniden başlayınca ben bu kalkanı kenara koymuşsam onu alıp tekrar giydirebiliriz. Şimdi şu kredileri koy diyelim ve eksikleri toplamaya hemen gideceğiz.
Şimdi biz hala Galactic Site buradan 22 tane çıkarabilirim şu hariç. Buradan birer tane kalsın istiyorum. Buradan 22 çıkarabiliyorum. Gasta bakınca bakın gaz çok az. Bir tane amblem var, iki tane de malzeme var. Bunun dışında da fragmenttan mesela şu an şu hariç 11 tane çıkarabiliyorum. Demek ki benim önceliğim gaz toplamak. Peki gaz nerede? Ona bir bakalım hemen. Mesela ben bunları aslında not etmiştim ama şöyle yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Önce şöyle bir durdurayım, hemen dönüyorum. Şimdi arkadaşlar gast için bu gastlardan bolca toplamak için ki 10 tanesinden bir amblem çıkıyor. Yani bundan 1000 tane yapsanız 100 ambleminiz olur. Bunlar bulabileceğim yer Bifrost. Bifrost'ta daha önce gitmedik şeyde bölümlerimizde. Harita zor bir yer. Oraya öneri için işte canınız 40 üstü olsun, hasarınız 40'tan fazla olsun gibi şeyler söylemişler. Şu an gayet canımız 72'de güzel. Hasarımız zaten şu an Strength 271. Güzel. Tabii ben farklı bir seti de tamamlarsam daha rahat olacağız ama şu an güzel. İksirlerimiz falan var. Ama oranın taktiğini kavramak gerekiyor. İlk girdiğinizde gerçekten bir zor gibi geliyor ama neyi nasıl yapacağınızı fark ettiğiniz zaman yapıyorsunuz. Peki oraya nasıl gideceğiz? Şimdi biz bu bir aralar biliyorsunuz şöyleydi ama biz ben normal yolunu söyleyeyim size. Mesela diyelim ki hiçbir koordinatınız yoksa burada bilgisayardan girebilecek ki bende şu an Bifrost var. Yoksa nasıl gideceksiniz? Hemen söyleyelim. Mesela kanyona girdiğinizde yolun sonunda ya derin orman ya işte hayalet mağaralar var. Diyelim ki hayalet mağaralara girdiniz. Oradan devam ettiğinizde sizi ya işte antik harabeler ya da mantar şehrine gönderebiliyor. Oradan antik harabelere geçtiğinizde antik harabelerden ya Plagelands'e ya da bu Bifrost'a kapı çıkabiliyor. Plagelands'e henüz ben de hiç gitmedim ama orası da zor bir haritaymış. Bir ara orayı da test edeceğim. Artık bölümün içinde mi ederiz? Ya da ben ayrıca mı ederim bilmiyorum. Bifrost'a gidiyoruz. Ben şimdi Bifrost'a direkt geçireceğim. Bifrost'ta olayımız şu. Karlı bir bölge. Yeti var. Size kocaman kar topu atıyor. Ondan kaçacaksınız bir. İkincisi hayalet var. Yani hayalet demeyelim. Büyücü var. Bu sürekli her tarafta uçuyor. Zemine basmıyor. O yüzden siz yaklaşınca da kaçıyor. Bu bizim Glitter diye bir böcek vardı, ödül veren. Onun kaçışına benziyor hafif ama biraz da anlıyorsunuz. Hafif geri gidip birden öne atılırsanız yakalıyorsunuz. Göreceksiniz zaten. Şimdi Bifrost'a gidelim. Biraz şey yapalım. Gaz toplamaya çalışalım. Ama ben bunu da bu şekilde buradan gitmek yerine antik harabelerden gidip size göstersem diyorum. Orada kapı bulana kadar biraz antik harabede takılırız ama vakit kaybetmemek için direkt Bifrost yapayım en iyisi. Şuradan 6 tane de portalım varmış. 5'e düşecek. Şunu seçelim. 5 oldu. Biraz da orada bulursak bir tanesinden 3 tane geliyor malum. Burayı da böyle her zaman hazır halde tutmak iyi oluyor. Hemen Bifrost'a geç diyelim. Evet, karlı bölge. Yalnız burada dikkat etmek gereken bir iksir yapabilirsiniz. Antifrost. Donma özelliğini azaltıyor. Çünkü size onlar vurdukça biraz canınız gitse ne donma özelliği ekleniyor. Hafif hafif birer birer düşüyor. Ama donma oranı yükseldikçe sizin de hareket kabiliyetiniz düşüyor yani. %20 donma geldiyse mesela %20 şu mesela bakın yeti var demek ki kar atıyor. Brokoli adam var. Şöyle biraz yanaşalım. Şu uçan şeyler üstümüze geliyor. Onu bir halledeceğiz. Şöyle atılarak hallediyoruz. Şimdi şu yetiyi bir göreceğim de yukarıda bir şey var mı diye bakıyorum. Şuna dikkat edin. Bakın bir sürü yeti var. Evet, ben biraz kaçmam lazım. Orada fazla yeti var. Şey de çıktı. Onu da aldım. Onu da aldım. Ha, şimdi birazcık hasar yedim ama sorun değil. Bakın donma oranım %28, %27. Bunlar bir arada olması kötü olmuş. Yoksa biraz daha rahat alıyorduk. İsterseniz burada manadan bir tane basalım şöyle. Güzel.
Şimdi benim donma oranı %10'da. Yani hareket hızımı düşürüyor diyelim %7, %6. Şimdi %5 daha yavaş hareket ediyorum. Şunları almam lazım. Bunlar toplu olduğu için aynı anda ateş ettirmek lazım bunları. 50 hareketlerinden anlıyorsunuz. Şöyle hemen şöyle. Bir daha vurabilirsem tamam. Bunlar tamam. Biraz canım düştü. Eyvah. Çok vurdu bana. Tamam biraz fazla gitti ama sorun değil. Şuradan hızlıca canımızı bir doldurtalım. Manamız da dolar bir yandan. Bunların üçü bir arada olunca bir de şu bu genel şeye dikkat edemedik hızlıca. Tamam canı doldurduk. Şimdi şu bu arada %39'larda hala. Şunları bir topla diyelim bu arada. Bakın buradan zefir madeni ve gasp çıkıyor bir sürü. Bakın hareketim çok yavaşladı. Şunları bir aç diyelim bu arada. Hızım giderek artıyor. %22, %21. Tamam. Orada bir kalabalığın içine denk geldik. O hayalete de dikkat etmedik. Hayalet demeyeyim, büyücüye dikkat etmedik fazla. Ondan oldu. Brokoli adam bize ne veriyor? Bir bakalım. Globe of Eater'dan verdi. Bunlar deneyim için biliyorsunuz. Yeni karakteri geçtiğimde size kullanmak için saklıyorum. Bir sürü gaz çıkıyor bakın. Bir sürü. Çok güzel. Şimdiden 14 tane birikmiş bile. Şimdi şu filler zararsız. Portal var. Harika. Şu mesela bakın. Bunu biraz geri gidiyorsunuz. Sonra ileri atılıp vuruyorsunuz. Yoksa ona doğru normal gitmeye kalkarsanız kaçıyor. 3 tane portal da buldum. Bakın yukarıda Yeti var. Bir tane kar topu geldiğine göre bir tane var. Geri geri gidiyor onlar. Şunları topla diyelim. Şu tarafa bir bakalım. Orada da varmış. Şurada büyücü var. Mesela bakın. O büyücüye dikkat edeceğim. Biraz geri gidiyorum şimdi. Önüme kadar bir gelsin. Şöyle giderken ileri attım ve bunun içini bitirdik. Bunlar gelirse Yeti'den önce halletmeli. Şimdi orayı biraz temizlediysem Yeti'yi halletin. O iki tane varmış. Tamam. Evet, bir kere yedim ama sorun yok. %6'dayım. Şimdi şu alttakini halledeceğiz. Bunlar bir aradaysa biraz daha zorluyor bir şey. At bakalım. Şöyle de öne doğru atılarak. Şunları da açalım. Şu üst sıraya bakalım bir şey var mı? Şu var, onu da al. Güzel. Şimdi bu katı yani ben bunlara kat kat bakıyorum. Bu sırayı bitirdik. Aşağı doğru yol varsa önce aşağıları yapacağım. Sonra üstte çünkü genelde çıkış hep üst tarafta oluyor. Şimdi bir tane bundan çıktı. Hemen şöyle geri gidiyorum. Şuraya kadar geleyim. Şu düz zemine kadar. Yanıma kadar gelsin buraya kadar. Geri gidelim yavaş yavaş. Hizama kadar bir gelsin. Gel gel. Biraz daha gel. Tamam birazcık hasar verdi ama sorun değil. 3 gitti. O da yavaş yavaş doluyor zaten biliyorsunuz. Şimdi tekrar aşağı bakalım. Yeti var. Bu taraf temiz. O büyücü varmış. Bir tanesi hallettik. Onu da hallettik. Tamam bunları hepsine güzelce aldık. Şu da çıksın yukarı bakayım. Tamamdır. Şunları da aç hızlıca. Güzel bir sürü şey buluyoruz. Şunları da alalım. Ne malzeme lazımsa ona uygun haritaya gideceğiz artık ama tabi biraz da elimiz alışık olursa böyle daha rahat ederiz. Şimdi bu alt katı bitirdik. Bu katı da bitirmiştik. Sol taraftan aşağı yol yok diye biliyorum ama bir bakalım. Evet yok. Buradan yukarı yol var. Buradan şimdi yukarı gideceğiz. Şimdi orada bir yeti var. Şimdi ben büyücü varsa önceliğim ona veriyorum. Şunlar. Biraz gel bakayım bu tarafa. Harika. Şunları da açalım. Şunları da toplayalım.
Üstte var mı? Var, onu da topla. Şimdi şu yetiye bir gidelim. Yukarıda da varmış. At bakalım. Tamam, bu tarafa geleceğiz. Şunları açalım da. Şunları da topla diyelim görmüşken. Şu tarafı bitirelim. Şu kutuları aç. Şu madeni topla. Şunu aç. Güzel, buraları da halledelim. Şöyle topla ne varsa. Bu tarafta bir şey de yok. O tarafta kutular. Onu da açalım. Sandık. Güzel. Bir sürü şey topluyoruz. Bakacağız onlara en son ara kısımda. Bu tarafta tamam. Sağ, yukarı yol yoktu değil mi? Yok, tamam. Şunları da topla. Şimdi burada bir şey var mı bakalım. Şu var, o sorun değil. Gel bakalım. Gel. Sen niye gelmedin? Ha. Tamam, o da temiz. Şunu da topla. Şunu da açalım. Tam yukarıda bir tane kaldı. Gel bakalım. Şundan varmış yukarıda. Onu da al. Sen de gel. Yukarıda bir şey var mı? Tamam, en azından şunu da al. Burada ne var? Burada çıkışımız var. Mesela nereler var? Buradan bakın Molten Crack var. Daha önce hiç gitmedim. Bunun kapısı burada çıkıyormuş. Plagelands var. Yine Bifrost var. Molten Crack herhalde çok daha zor bir yerdir. Buradan açılan yeni bir kapı olduğuna göre şunu da topladık. O zaman daha yukarısı da yoksa, ki burada da yoktu, Bifrost'u bir kere tamamlamış olduk. Tamam, şimdi buradan ben Bifrost'ta devam edeceğim için Bifrost'u seçiyorum. Bir 3 portal da çıkarmış olduk. Bir harcamıştık. Güzel, 2 eklemiş olduk. Şimdi ben buradan şunu bir tamamlayayım diyorum. Tabi setimden güzel bir parça bulursam onu tamamlamam daha iyi. Mesela Ragnarok altın yapsaydık ona yüklenirdim. Şu kalkan en azından bir 10 olsun. Gel bakayım. Güzel. Şimdi şu malzemeleri falan hep topluyorum. Ekstra ne kadar varsa o kadar iyi. Bunları da hep birikmiş oluyor. Şu sağlık için olanları da alalım. Mananın da sadece küçüğünü alıyorum. Çünkü çok sık kullandığım bir şey değil. Güzel, topladık. Artan krediydi koca. Şuradan da ne tamamlamışız? Mesela Vickers. Vickers'lardan 5 tane öldür diyordu. Demek ki Vickers Bifrost'taymış. İsimlerini bilmek lazım. 3 tane gizemli kutu. Deneyim de kazandık. Şimdi Urugorak'ı bir kere challenge seviye 1'de yen diyor. Tamam, biz geriye dönersek, challenge arttırıp takılmaya karar verirsek, bonus vesaire topluyoruz, biliyorsunuz kredi topluyoruz. Orada Urugorak'ı yeneriz, kısmetse. Şuna bir gel şimdi. Şu kutuları da bir açalım. Şunları bakalım ne çıkacak hızlıca. Orealku maden. Fragment çıktı, güzel. Bir de yetenek, o bize size gösterdiğim o iki tarafta kılıç olan yetenekten. Şimdi öncelikle şu madenleri bir buraya yerleştirelim, biliyorsun maden ve maden amblemlerini. Şu maden, şu maden, ondan sonra şurada maden var, şurada var. Bayağı çıkıyor bakın, görüyorsun 23 taneydi. Şu büyük manayı falan tutmayacağım. Ondan sonra bir bakayım. Bakın gazta 60 tane toplamışım. Hemen ikinci kısma yerleştirelim şunlara. Bir sürü şey görüyorsunuz. Özellikle gazt için geldik. Bakın diğerleri 3, 5, 8, 7 gibiyken bu 60. Çünkü bölgesine giderseniz bolca çıkarabiliyorsunuz. Tabii dikkat etmek lazım. Hemen şunları da yerleştirelim. Yani şu canavar kalbi. Tamam. Şuradan da şunu koymamışız, metal parçasını. Bunun da az kaldı. 10.000'i bulunca fazlasını artık tutmayacağım, bırakacağım hep. Şu yüzükler benim kullanmak istediğim yüzüklerden. Fast Drink ama en düşük kalite. Bunların daha iyisini bulana kadar
Şimdilik yedekleme manasında şuraya biriktireceğim. En azından bir karakter öyle başlarsam şu kullanmak istediklerimden. Şu mesela brokolinin zırhı, o brokoli adam vermişti. Şu büyükleri şimdilik şurada biraz ikinci seviyeden manayı tutuyorum ama biraz şöyle şu küçüğü geçtikleri zaman küçükleri bırakıp ortancalara devam edebilirim. Ayrıca şu ne kadar olmuş? Şu 5 taneyi de koyunca 85 tane birikmiş. Güzel. Yeni bir karakter açınca biliyorsunuz. Takır takır basarız ne kadar birikirse. Şu külleri de bir araya getirelim. Krediyi de koyalım yerine. Güzel. Buradan da çıkan yetenekleri görebiliyoruz. Mesela bakın şu foton oraya yerleşmiş hemen aynısında. Tamam. Şimdi Bifrost'a devam edeceğiz. Hatta şöyle bir bakalım. Gaston oraya gittiğimde bakın 60 tane eklendi. 62 oldu. Bunu böyle aslında 1000 olana kadar tekrar tekrar yapmak lazım. Olunca da yine ya da 1000 şart değil. Mesela kaç yapabiliriz şu an? 300 tane olursa 30 eder. 300 tane yapalım mesela yapabilirsek. Sonra diğerlerini de 30'a tamamlamaya çalışalım. Amblemleri. Sonra 30 tane üzerinden deneyelim. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Tabii siz bunu daha hızlı da yapabilirsiniz. Bir seferde kaç tane toplarsam hemen bakayım diyebilirim. O size kalmış. Şimdi Bifrost'a yine girdik. Hemen şöyle bakalım. Gel bakalım sen. Birazcık vurdu. Yukarıda ne var? Şu var. Mesela onu kendimize çekelim yavaş yavaş. Şöyle. Anında. Yukarıya da. Şundan bir tane daha var. Onu da çekelim. Gel sen de. Gel. Güzel. Canımız da doluyor. 4 eksiğim var şu an. Şu pili alalım. Bunlar. Evet sen de gel. Bakın istediğim tarzı yapmayınca biraz zorlandım. Şu an 7 eksik. Bir kere basayım mana dolsun bir yandan. Orada bir tane yeti var. Tamam. Şey varmış. Yine bir kere vurmayı başardı ama sorun değil. Bir an yetişemedim. Orada hasar yedik biraz ama neyse buna da eliniz alışıyor. Şu madenleri topla. Üst sıraya bakayım ne var. Şurada 14 topla. Güzel. Bir sürü kutu da çıkıyor görüyorsun. Bir de bunların altınları denk gelirse tabii daha güzel oluyor sanırım. Tam bilmiyorum ama. Brokoli adam bize ne vereceksin? Yine o Globe of Eater'dan 5 tane verdi. Güzel. Tabii bu Globe of Eater'lar yani XP, rastgele XP veren nesneleri eğer bu hayalet mağaralarda yaparsanız orada küp şeklindeki yaratıklar bir bir veriyor. Ayrıca kedi de bazen toplu verebiliyor sanırım. Ayrıca patronu falan o şeyi etrafta madenleri toplayınca gelen patronu yenersek belki veriyor olabilir. Güzel. Şimdi bu sandıkların güzel yanı yüzük çıkma ihtimali var. Bu arada yukarı yol var unutmayalım. Gel bakayım. Orada bir yeti var. Oh, şu varmış. Gel bakayım. Güzel. Şunu da al. Arada kaçırdık. Bu yavaşlıkla benim onu yok etmem zor. Şuna dikkat edeceğiz. Şundan hasar yemeyelim. Şu an %24'te. Ben biraz geriye doğru kaçayım. Şöyle cam doldurayım biraz da. Tamam. %10'a kadar düştü. Şu yetiyi bir almam lazım. Kutuyu aç bakayım. Bu aşağı düşecek belli oldu. Tamam. Onu sonraki şeyde yapacağız. Şunu da al. Gel bakayım sen şöyle. Birazcık burada ama sorun değil. İki canımız eksik.
üyeteye üstten gidelim. Bir, bu da buradaymış. Daha birazcık burada ama sorun değil. O kadar olur artık ondan. Şunu bir al. Şunu da açalım. Güzel. Şimdi şurada bir şey bıraktık mı? Tamam, burası da temiz. Aşağı gideceğiz o zaman. Orada bir yeti var malum. Eyvah. Köşeye sıkıştırdı. Şuna biraz dikkat edeceğiz. Şunları bir al. Hızlıca bir bas diyelim. Tamam, burası temiz. Ben şurada hızlıca bir cam basayım biraz. Biraz fazla yedik. Araya sıkıştırdılar ama sorun yok. Bazen böyle şeyler olabilir. Aslında benim hatam şuydu. Direkt aşağı inmeyip biraz bakıp yukarı kaçmam gerekiyordu. Bu büyücüler de bana doğru yukarı gelecekti. Rahatça yukarıda alıp aşağı inecektim. Buna da dikkat etmek lazım. Şu yetiler yukarıdan saldırır şimdi. Bir tane de burada varmış. Yukarıdakiler aşağı düşmeden şu aşağıdakini bir halledelim. Evet, o da düştü artık. Tamam, şunları da topla. İşte bunlara bir de dövüşme tarzına alıştığınız zaman yaratıkları bilirseniz daha rahat oluyor. Burası temiz. Şuradakileri de al bakayım. Güzel. Burası temiz. Şimdi bir üst sırayı da halletmiştik. Buradan yukarı direkt var mı? Varmış. Ama ben soldan gideyim. Canımız da 3 eksik. Mana da doluyor. Güzel. Şimdi bakalım. Büyücü var mı? Evet, aynen. Şu büyücüyü kendimize çekelim bir. Gel. Tamam, güzel. Direkt üstümüze geldi, aldık. Bunları böyle yapmak lazım. Direkt bunlar varken dalarsanız daha zor. Yeti falan var. Şurada var bir. Onu da çek. Güzel. Bu şekilde işte. Başka var mı diye bakalım. Yeti falan. Tamam. Şunları topla hemen. Şurada yukarıdakini de al. Şunu da al. Şimdi sağa doğru yol var. Orada bir yine büyücü vesaire gelebilir. Bir bakacağız. Hadi şunu bir alalım. Gel. Tamamdır. Tamam, o yolu bir çekelim kendimize. Gel. Tek tek çekmek daha rahat tabi. O da temiz. Sen de gel. Gel gel. Şunları da halledelim. Bir tane daha. Tamamdır. Bu zararsız olduğu için rahatça alıyoruz. Şimdi bu tarafa bakalım. Sen de gel. O da temiz. Yukarıda bir şey var mı diye bakayım. Sen de gel. Şunları bir açalım. Aşağıda yeti olabilir belki. Sanki benzetmiştim sağ tarafta bir tanesine. Onları anlayacağız. Şimdi bir şey atarsa yukarı doğru anlarız. Bir gelsin, şunu bir alalım. Ama yeti yokmuş demek ki, olsaydı fırlatırdı. Şimdi şu tarafa bakalım hızlıca. Tamam, onu da aldık ve çıkışa geldik. Başka bir şey buralarda bıraktık mı? Bırakmadık. Gördüğünüz gibi burası da temiz. Yine 3 kapı daha geldi. Biz Bifrost'tan devam. Hemen şuradan kalkanı seçelim yine. Kalkanın durumu şu an iyi, ilerliyor. 10 olması nasıl kaldı? Şunları bir toplayalım.
Vallahi güzel. Artık şu küçüğü toplamayayım ben. Ortancalar birikiyor nasılsa. Evet bakın 13 tane daha gelmiş. Bifrost'ta güzel topluyoruz. Bu arada bir oyun dondu. Bu donmasının kötü yanı yaptığımız bazı şeyleri geriye alabilir. Şu an sizde görüntü görünüyor olabilir. Ben de şu an görüntü gitti. Biraz bekleyeceğim. Olmazsa kapatıp açacağız. Umarım topladığımız şeyler gitmemiştir. Hemen o zaman şöyle yapalım. Ben bir durdurayım. Devam edeceğiz. Bakacağım. Düzelmezse de yeniden açacağım. Umarım eksilmemiştir. En azından topladığımız şeyler gitmemiş. Geri yatmış olsa da sorun yok. Şuradaki birikenleri de al diyelim. Tamam, bunları hemen bir yerleştirelim. Şuradaki kırmızıyı da yerleştir. Metali bir tamamlayalım şöyle. 999. Şu fazlaları artık boşluğa bırakıyorum. Şimdi şu madenleri bir alalım. Bir. Şu bir. Şu iki. Şu 3, şu 4. Ondan sonra şu krediyi de al diyelim. Ondan sonra şu değişik bunu takarız buraya. Ondan sonra şöyle gel bakalım. Şunları falan bir yerleştir hızlıca. Bu arada 39 tane toplamışız. Güzel. Ondan sonra şu tarafa geçelim. Şu külleri yerleştir. Şu eater'ları da koydum. Sana çıktı. Şu manaları da 4'e koy. 38 oldu. Güzel. Hatta bunu buraya alayım ben artık. Şu küçüğü şurada tutalım şimdilik. Ondan sonra ne lazımdı? Bir bakayım. Gas ne durumda? 101. Bunu bir 300'e çıkarmak istiyorum. Tamam. Arada işte portal bulunca da daha rahat oluyor. Şimdi 8 hakkım var. Onu da seçelim. Başka bir şeyimiz var mıydı? Ona bir kere daha. Ha, şu şeyi yerleştirecektik. Onu da mesela nereye yerleştirelim? Şuraya koyalım hemen. Güzel. Tabi bu geminin tarzını sonradan değiştirebiliriz. Şimdilik dikdörtgen şeklinde duruyor ama sonradan biz buranın yapısını değiştirebiliriz. Güzel bir şey düşünebiliriz. Bifrost'u seçtik. Hemen devam edeceğiz. En azından 300'e kadar çıksın. Gast'la 30 kere üretim yapabilelim. Şimdi bakalım tekrar. Hemen şu büyücüler falan var mı diye. Var. Yaklaşık. Gel bakayım. Bir kere vurmayı başardı. Gel yaparak. Şöyle bak bakayım. Şunları bir topla içimde. Bir sürü gaz geldi. Güzel. Şuraya bir gidelim hemen. Varmış. Gel bakayım. Onu da aldık. Burada bir şey yok. Tamam. Şunları topla. Buradan sağ yol yok. Şunları açalım. İşte güzel olacak kısmetse. İstediğimiz seti yaparsak önce onları yükselteceğiz. Sonra ultimate'e çevireceğiz kısmetse. Sonra tekrar yükselteceğiz. Onlara bir de bonus ekleyeceğiz. Bonusları da yine bonus strength, bonus vitality, bonus fate. Böyle şeyler düşünüyorum. İyice güçlensin. Hasarlarımız yükselsin. Evet, şimdi bir tane bulduk. Şunu bir halledelim. Büyücü falan var mı diye de bakalım. Tamam, bu taraf. Şimdi gel. Altta bir yeti var. Hop. Bir tane de o tarafta varmış. Gel sen bakalım. Gel gel gel. Şunları bir topla diyelim. Şunu aç. Tamam, brokoli adam, şunu bir çekelim kendimize. Hmm.
Seni de alalım. Tamam. Şunları da topla. Şu yetiye gidelim. Sen de gel. O da temiz. Şimdi şuraları bir halledelim. Şunu da topla. Şu brokoli adamla bir konuşalım. Bakalım izle bir Globeater mı başka bir şey mi? Globeater verdi. Güzel. 5 tane veriyor. Yukarıda bir şey bıraktım mı? İyi, tamam. Şu tarafa gidelim. Şunları al. Gel bakalım. O da temiz. Yeti var. Şu büyücüyü bir alalım. Şu bizim tıkanmamıza sebep olmasın. Biraz daha yanaş. Tam birazcık vurdu. Bu aşağı düşecek. Burada var mı? Sen gel. Evet, birazcık vurdu. Var mı yukarıda? Evet, şu var. Gel bakayım sen bir yanaş. Biraz yanaş gel. Tamam, şunları açalım hızlıca. Çıkışa geldik ama biz çıkışa gitmeyeceğiz şimdi. Aşağıdakileri de halletmeye gideceğiz. Şunu al. O yeti çokmuş. Şu büyücü mesela bir gelsin. Onu bir alalım. Tamamdır. Şimdi şu yetilere bir gidelim. Şunu da bir alalım. Parayı aldılar. Hemen şuradan bir tane daha var. Dikkat edeceğiz. Birazcık hasar yedim ama. Tamamdır. Şimdi şurada can iksiri bastım. Aslında ben normal şey yapacaktım da neyse olsun. Şimdi yeti aşağıda soldaydı. Şu tarafa bakayım. Daha aşağı düşürmeyelim bu taraftan gidip. Buradan gidelim köşeye sıkıştıralım. Sonra da aşağı bakalım. Sen de gel. Tamamdır. Burada bir şey bıraktık mı? Yok. Tamam. Aşağı gidelim. Yine kontrol ederek gidelim mümkün olduğunca. Bir yeti var. Onu bir alalım. Güzel. Bir tane daha varmış şurada. O iki tane varmış. Hemen şunu ben bir alayım. Evet şimdi bir bakayım. Birazcık canımız düştü. Şunu bir dolduralım. Orada ben de şunları bir toplayayım etraftan. Şimdi şuradan bir halledelim. Sen gel. Şu yetiye gidelim. Ha. Şunu da alalım hızlıca. Tamam, şimdi temizledik sanırım etrafı. Şunları da alıp hemen gideceğiz eksikleri. Bir şey unutmuş olmayalım. Şunu almıştık. Sola yol yok sanırım. Tamam. İşte bu. Buradan bir kontrol edelim. Sola gittik mi? Buralara gitmişiz zaten. Yukarı çıkabilirim. Buradan da başlamışız. Tam aşağıdan gideceğiz. Sağdan yukarı yapacağız. Ya da direkt sağ yapacağız. Güzel. Şuradan da burayı da temizlemiş olduk. Bu sefer iki tane playci gelmiş. O öteki yer gelmemiş kırmızılı. Bifrost'ta devam. Hemen şuradan bana bir kalkan versen yine. Kalkan durumuna bakalım.
Yarısına yaklaşıyor. Birkaç kere daha alırsak bunu tamamlarız sanırım. Şunları topla. Artık bu amblemler işte vesaireleri buradan malzemeleri de topluyorum ki daha fazla katkısı olsun. Şimdi burada birer ikişer çok etkisi olmayabilir ama bunları hep yaptığımızda bir sürü birikmiş oluyor. Şimdi şunlar maden. Maden amblemi ve madenleri bir alalım. Şu küçük manaları aslında şeye koyalım şimdilik de. En azından bir sürü slot dolana kadar doldurabilirim. Neyse devam edelim. Maden bakayım başka şu var. Şu metal parçalarını artık tutmuyorum. Şunları al madenleri. Parayı da al. Şimdi malzemeleri yerleştir hızlıca. 57 tane çıkarmışız bu sefer de. Yani bu sefer de her zaman 50 tane deseniz 10 seferde 500 eder. Yani az değil, bayağı sağlam. Ondan sonra bir diğerine geçelim. Şu külleri koy. Bu buraya değildi. Şu ether'ları koy. 95 oldu. Şuraya da şu küçük manaları koyalım. Burada aldığımız mesela bakın burada şu yetenekleri bulmuşuz. Şu bubble'ları. Şu üstten mesela şunu şöyle alsam. Şu bubble'ları da koyalım. Bir şeyler kullanmaya karar verirsek. Aslında her birinden birer tane yeter bana. Bunların fazlasını atalım. Bir kere ne olduğunu görmem yeter. Fazlasına da gerek yok. Tabii renklere göre ayırırsam da iyi olur. Mesela şu yeşili şuraya al. Şunu şöyle al. Bunu böyle. Şu pembeleri şöyle diz. Şunu başa alalım. Maviyi şuraya alalım. Şunu yansıtı bana yaklaştığı için aldı. Şöyle yapalım. Şu maviyi mesela sarı var. Maviyi şuraya koy desem. Şunu da şöyle yap desem. Tamam bir şeyler daha geliyor. Onları da şöyle at. Yok olurlar onlar biraz daha. Şöyle farklı farklı biriktirelim. Tamam. Frost'a devam. Gel bakalım. Hop yeti var yukarıda. Evet burada iyi hissetmiyorum dedi. Şimdi ne yapacağız? Huzursuz olduğu an her zamanki gibi kaçacağız. Eyvah, biraz fazla hasar yedim. Meteor yağmuru işte bu kötü. Eyvah canım çok azaldı. Hemen can bastırıyorum. Çok ortalarında kaldım. Bunu böyle yapmamak gerekiyormuş. Bunu gördük. Ben bir can daha bastım. Çıkışı bulmam lazım da ters tarafa geldim. Yukarıdaymış. Evet, bu biraz bizi zorladı ama dikkat etmek gerekiyor. Şu biraz azaldı. Şu büyük iksirlerden üretecek hale gelmem için o tarifleri de aradan çıkarmam lazım. Şimdi baskıyalım. Evet, bizi birazcık zorladı ama önceden alışık olduğum için rahat ettik. Korsanlar da gelebilirdi. İşim daha zor olurdu. Ne yapacağız? Panik olmayacağız. En güzeli güzelce takılmak. İdare etmeye çalışmak olacak. Şu malzemeleri bir koyalım. Buraya değil. Şunu al, şunu da al. Şunu da al diyelim. Tamam. Biraz daha dikkatli olacağız artık. Şuradan bize hemen kalkanın deneyimini de alalım. Evet, biraz panikli bir durumdan sonra karakter ölmesin istiyordum. Olay o. Yoksa sıfırdan başlamak gerekiyor işte. O biraz uğraştırıyor. Şu madeni al. Metal parçasını yolla.
Malzemeleri yerleştir. Şu mamayı koy. Farklı bir şey yok. Şundan iki tane mi olmuş yanımda? Yani atalım falan diyorsun. Onu da oraya bırak. Yalnız buraya koyduğumuz şeyler az sonra oynarken oyunun içinde görünüp ortaya çıkıyorlar. Bu da bir oyun hatası herhalde. Tekrar Bifrost. Bundan sonra dikkat edelim. Huzursuz derse ya korsan gelir. Biraz buralarda takılırız. Meteor yağmuruysa da yavaş yavaş kontrollü şekilde gitmeye çalışırız. Tıkanmadan. Tamam, bunu da çekelim kendimize. Güzel. Orada bir yeti var ama şu büyücüyü falan bir alalım. Dokundu, başardı. Şunu al. Şu yetiye gidelim. Şunu da almam lazım. Kaçtı. Heh, tamam. Şimdi şunları bir al. Yukarıya bakacağız. Orada bir tane var, onu da topla. Sandıkları da aç. Güzel, şimdi şu tarafa devam. Ben bakayım. Brokoli adam buradaymış ama önce şu etrafa bakalım. Evet, şunları bir alalım. Biraz yukarı gelsen. Güzel. Şu tarafa bakayım da bu adama öyle geleyim. Evet, şunları temizleyelim. Evet, sen şimdi ne diyorsun? Ne veriyorsun? Yine aynı mı? Evet, 5 tane eater. Şimdi sağ tarafa bakalım, yeti var mı? Burada şu varmış, onu almış olduk. Şunu da al. Şunları da topla. Güzel. Şunları da aç. Buralarda biraz fazla sandık çıkıyor Bifrost'ta. Çıkış burası ama burada dikkat ederseniz artık burada Bifrost bitti, Playstance çıktı. Oraya hiç gitmemiştim. Şimdi gitmeyeceğim. Çünkü bilmediğim yere pat diye gitmeyeyim. Daha sonra gideceğim. O yüzden ne yapacağız? Artık mecburen gemiye döneceğiz. Ama önce bir geziyi tamamlayalım. Bölgeyi bir temizleyelim. Sen gel. Gel bakalım. Tamam, arada dokundu yine. Yeti var mı? Ama büyücü var. Gel bakayım sen. Gel. Eyvah, vurdum. Tamam, şunu alalım. Zaten yeti olsaydı şimdiye kadar çoktan atardı. Şunu da topla. Gel bakayım sen, şunu bir alalım. Can basacağım daha, gel. Tamam, orayı da temizledik. Şunu topla. Yan tarafa bakacağız. Buradan aşağı yol varmış. Aşağıya gideceğiz ama önce yandan gideceğim. Biraz da cam basacağım. Şöyle bir kere daha bas. Güzel. Şimdi şunları bir toplayalım. Yeti var. Ona bakacağız. Başka bir şey var mı diye bakayım. İki tane yeti görünüyor. Sen de gel. Oo, orada da varmış. Tamam, şu tarafa bakayım bir. Başka bir şey var mı?
Güzel. 7'den de bir tane kart çıkardık sanırım. Şunu bir topla. Şunu da al. Güzel. Şunu da al. O da gelsin. Güzel. Bakın bir sürü şey topluyoruz. Harika oluyor. Üsttekileri de topla. Oo, bir sürü gast var burada. Çok güzel. Bu tarafı tamamladık sanırım. Artık aşağı gidebiliriz. Yine bir dikkat edip hemen yukarı gelelim. Var mı yeti falan? Evet var. Şu büyücü var. Tamam, birazcık hasar yesek de çok hasar yemediğimiz zaman daha rahat oluyor. Hatta ben size şeyi de göstereyim. Bu antifrost'tu. Eğer oraya bu kadar hazır değilim derseniz. Eyvah. Eyvah, çok hasar yedim. Yani canım çok gitmedi ama tam dikkatsiz davranmayalım. Biraz hasarım yüksek, hareket hızım çok düştü. Tamam, şunları en azından aldım. Şurada biraz can basalım. Yeti benden uzaktayken. Bir tane daha bas. O arada şunu da topla diyelim. Tamam. Şimdi %20'lerde. Bu arada yetini bu gelmiş. Bakın şunun mavisini bulmuşuz şundan. Güzel. Şunu çıkarıp buna geçebilirim aslında. Biraz hasarım düşer ama şimdi bölümü bitirince ben bunu takayım, bu yüzeye geçelim. Ötekini çıkarırız. Bu 8'e kadar çıkmış gerçi ama olsun, kenarda durur. Bir karakter açarsak ya da bir karakter ölür yenisini açarsak bunu ona takabilirim. Gel bakalım, şunu bir alalım. Şunu da topla. Tamam, bu taraflarda da şunlar kalmış. Güzel. Şunu da aç bakayım. Evet, temizlemiş olduk. Manamız da doluyor yavaştan. Bıraktığım bir şey var mı diye sağa sola da bakarak gidiyorum. Tamam, buradan Bifrost'a devam edemediğimiz için gemiye döneceğiz ama arayüzdeyken şöyle yapalım. Nerede o yüzük? Bunu buraya tak diyelim. Bunu da bizim ötekine koyacağız. Önce bir şuraya bakalım da neler var diye. Şimdi bizim kalkan tamamlansın tabii. Ama önce bir yüzük yapalım bir kere. Çünkü neden, bu bir seferde 3'e çıkar belki. Hemen hasarı falan yükseltelim şöyle. Bakın kaç oldu. 2'nin sonuna gelmiş ama şimdiden 13 oldu. Zaten şu direkt 16 strength veriyordu. Bu hemen bir seferde. Şimdi bundan bir kere daha yüzük deneyimi alırsam bu zaten direkt öteki kadar neredeyse veriyor. Şunları bir toplayalım. Plagelands'e sonradan gitmeyi düşünüyorum. Şu orta boyu artık alabilirim. Bunları tutuyorum. Şimdi yerleşimlerini yapalım. Şimdi bir kere şunu yukarı al. Şu kartta yeti. Bunu koyarız. Dust 66 tane toplamışız. Çok güzel. Ama önce şu madenlerin amblemini ve kendilerini bir alalım. Ondan sonra bakın şu var. Şunları bırak. Şu madeni de al. Şu malzemeleri yerleştir. Bundan sonra bunları da yerleştirelim. Şimdi şu manayı bir koyalım. Buranın limiti kaç bilmiyorum. Bir ikisi sorun yok. Şu yüzüğü şimdilik şu yedekten şuraya koyalım. Şunu da artık kullanmayı düşünmüyorum zaten. Satarız. Hatta şu manaları aslında küçükleri biriktirmeye gerek yok artık. Bunları da yollayalım. Şu kredimizi bir yerine koyalım. Şunu da doldur diye. Şimdi burası 60 bin geldi. Ama ben bir Strength X falan alırım diye. Şurada bir ikinci bir 6 bin daha biriksin. Ondan sonra bizim makinedeki droidi geliştiririz. Burada var mı? Şuradan Strength var bir tane. Ama bu 3 veren
bendekinden. Yine de bunu şuraya koyalım. Güzel. Aynı renkte olsun. Şimdi orada 3 tane olduğu için orayı şöyle yapalım. 3 renkli 3 renk olsun alt alta. Evet. Bunu şöyle al. Şunu şuraya koyalım. Tamam. Daha bir göze hoş görürsün. Prenslense girmiyoruz. Gemiye dönüyoruz. Onlara sonra gideceğim. Orası da zorlu bir yermiş. Şimdi orayı bilmiyorum. Burada bakın patron çıkmıyor karşımıza. Mini patron bile yok Bifrost'ta. O yüzden rahatız mesela burada takılırken. O Plage Lens'i bilmiyorum. Belki orada patron vardır, zordur falan. Şunun birikmişine bakalım hemen. Şunları da al. Şimdi şu kırmızıyı da koy. Burası 3800 oldu. Şunu da koyalım. Şimdi satacağım neler var? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada aslında şu asayı şimdi bunu da yollayayım. Bir yer kaplamasın. Sonra istersek bunlara bakarız. Ondan sonra bakayım. Hatta şu malzemeleri sonradan lazım olursa yenisini alırız aslında. Yer kaplıyorlar. Yollayayım gitsin. Lazım olur diye tutuyordum ama. Şunu da şöyle koy. Güzel. Şu üste ayırdığım bunlar özellikle bir tane nesneye en fazla 5 tane koyabiliyorsunuz ve 6 nesneyi de doldurup 5'er 5'er toplamda 30 tane oluyor. Mesela strength. Bunun bir tanesi 1 strength veriyorsa 5 tanesini diyelim kılıca taktım. 6'sına da 5'er tane takınca 30 tane. Yani artı 30 strength, artı 30 vitality, artı 30 faith yapıp kullanmayı düşünüyorum. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Fate'den vazgeçebiliriz. Şundan dolayı ben bu Fate'i bu bizim sağ tıkladığımızda kullandığımız can doldurma nesnesinin uzun süre kalması içindi. Ama onun etkisinden faydalanmak istemiyorsak buradan Fate'i iptal edip her bir nesneye ekstra ne ekleyebiliriz? Mesela can yenileme var. Ama buna baktım 0.02 saniyede tanesi. Yani biz bundan 5 tane mesela buna koyarsam 0.10 olur. Hepsi de 0.60 eder. Yani saniyede 0.6 can yenileyecek. Bu da ne olur? 2 saniyede 1.2 can demek. Yani azar azar yeniliyor. Ama her biri saniyede 1 can olsaydı, saniyede 30 cana getirseydim o zaman süper bir şey olurdu tabii. En azından saniyede şöyle 5-5 arttırma imkanım olsaydı o bile süper olurdu. O yüzden şimdilik duruyor. Kritik ratingi arttırırsam vereceğim hasarlar kritik olma ihtimalini çok yükseltirim. Ama bu yüzde kaç bilmiyorum. %1 desek %30'a falan çıkarır ki zaten %5 temel değer sanırım. %35'e çıkar. Bu düşünülebilir. Ondan sonra bir bakayım. Şöyle şunu şuraya bir çıkar. Şöyle al. Şu alttakiler çünkü bonus değerler böyle. Şu neymiş? XP artışı. Bunu ben şey için kullanacağım. Ayrı bir set, altın bir set yapmak istiyorum. Ona XP boost'u koymak istiyorum. Kritik rating koymak istiyorum. Bir de can yenileme. Çünkü o ne için? Bir karakteri öldüğü zaman yeniden başlatınca hızlı bir şekilde deneyim toplasın diye. Bir bakalım. Monster drops diyor. Mesela bakın bu da düşünülebilir. Eşya bir şeyler düşürmek için. Credit boost. Yani bu daha çok kredi toplamak için ama çok sorun değil. Maşallah iyi geliyor. Şimdi burada ben kritik rating'e oynamak daha iyi diye düşünüyorum. Bakın görüyorsunuz şu an 4-2-4 diyor. Yani bunların toplam 30 tane olması lazım. Bütün sete döşemem için. Seti yapınca Ultimate'e çevireceğiz. Ultimate olduktan sonra bonusları ekleyeceğiz. Bir de eklediğinizi geri alamıyorsunuz. O yüzden ben bir nesneye Ultimate yapınca ona direkt bonusları eklemeye başlayacağım. Tabii biz karakter hayatta kaldığı sürece diyoruz. Kalmazsa her şeyi sıfırdan yapmak zorunda kalacağız. Yedek setler tabii ki üretirsek bizim için avantaj olur. Evet, şimdi gast durumuna bir bakalım. Şimdi 225 biraz daha toplayacağız. Gidelim. Nerede benim Bifrost?
7 tane hakkım vardı. Portal bulursam iyi olur. Bir kere daha işaretledim. Bulamazsanız portal kalmazsa mecbur antik harabelere gideceksiniz. İşte oradan ki antik harabeler portalınız da yoksa geriden gelip ulaşmaya çalışacaksınız. Bir seferde ulaşamayabilirsiniz. Birkaç kere başka haritalarda hep takılmak zorunda kalabilirsiniz. Bir kart çıktı sanırım. Şimdi şu tarafa bakalım. Yeti var. Başka bir şey. Yeti varmış iki tane. Tamam, şimdi orayı temizlediğimize göre şunları bir topla diyelim. Çok güzel. Şu sandığı da aç. Üst sırayı bir halledelim. Aşağı yol var buradan. Şunları bir al. Güzel. Bu taraf tamam. Sen de gel. Gel. Vuramadım. Eyvah, bu tarafıma geldi. Sen oradan bir çık. Tamam. Oraya sıkıştı. Orada uğraştırıyor beni. Şu da gelsin. Gel bakayım. Güzel. Şunları bir alalım. Bu arada ben ileriye doğru dikkat edeyim. Evet, şu da gel bakayım sen de. Hop. Şunları da topla. Rahat olduğun pozisyonlarda onu. Sen de gel. Gel bakayım. Yukarı gel, yukarı. Gel. Şuna da dikkat edelim. Evet, güzel, bu şekilde. Bakalım yeti falan var mı? Yukarıda bir şey. Şu var. Gelsin. Eyvah, arkandaş. Ben bu tarafta sanıyordum. Tamam, birazcık hasar yesen de şunları da alalım hemen. Hemen toplayalım. Bu sırayı da tamamlamış olduk. Kapılara bir bakalım. Evet, Bifrost var. Güzel. Aşağı devam. Evet, bir şey var mı? Yeti var. Brokoli adam var. Bu tarafta başka bir şey var mı diye bakalım. Portal da var, harika. Şu portalı da alalım. Yukarıda ne var? Şunları topla. Şunları da toplayalım. Şu yukarıdakini al. Şunu da aç. Tabi brokoli adama hızlıca bakalım. Globe of Eater mı vereceksin? Yok, bu sefer zırhından verdi. Bunu şu an tutmayı düşünmüyorum demiştim. Hatta biz bunları satmayı unutup gelmişiz. Olsun, bunları nasıl olsa bırakacağım. Şurayı 300 yaparsak gastı zaten götürüp satarız, sorun yok. Bu tarafta neler var bakalım. Oh. Neyse, biraz hasar yesem de onu aldık. Yeti var orada ama şu şeyi ben bir çekeyim de kendim. Hah, gel. Tamam, yetiye doğru bir gidelim. Onu da aldık, harika. Bunlar biraz fazla birikti. Abi müsaade edin, şuradan ben bir geçeyim. Hop. Bir can bas hızlıca. Karambol biraz kalabalık oldular. Tamam, sen de gel. %43'e çıktı. İyice yavaşlattılar beni. Bu çok tehlikeli. Tamam, şimdi basalım.
panik yapmamak gerekiyor. Ben biraz öyle panik hareketler yapabiliyorum. Şunu aç. Bir kere daha bas. Manamız azalıyor ama sorun değil, o dolar. Tabi bana yenileme biraz daha hızlı olan bir şey. Hatta siz bonus olarak onu eklemiş olursanız. Tabi burada yedek set de yapılabilir. Mesela sırf canı hızlı doldurayım ya da manayı hızlı doldurayım diye. Can ve mana yenilemeli. Dandik bir set ayarlayabilirsiniz. Bu bonusları yüklersiniz. Hızlıca şurada mesela durur en altta. Gidersiniz hemen hızlıca doldurup tekrar öteki sete geçersiniz. O da bir taktik. Şu yetiyi bir alalım. Yukarıda bir şey kaldı mı? Tamam. Yani bakalım şunları da al, açalım. Güzel yüzük falan çıkıyor ama istediğim yüzük değil sanırım, renginden anladım. Aşağısı kaldı, oraya bakalım. Tamam, şu. Gelin bakayım siz böyle. Tamam. Tekrar inelim, bu tarafa bakıyorum. Var mı yeti? Var, iki tane hem de. Tamam, onu da aldık. Şu büyücü neredesin? Sen gel. Tamamdır. Buraları da temizledik. Şu üstte bir şey var mı? Tamam, onu alacağız. Şunları bir halledelim. Güzel. Burayı da temizlediğimize göre yavaştan gidebiliriz. Evet, buradan Bifrost diyelim. Şuradan yüzük alacaktım bir kere daha. Kalkanı bekledim bir an ama aklıma geldi. Tamam, şimdi yüzük kaç oldu bakayım. İyi, artı 18 strength oldu. 3 seviye. Şunları bir topla hızlıca. Güzel. Bunlar biraz krediden götürüyor ama sonuçta bunları da lazım olacağı için ne zaman hangisi lazım olur belli olmuyor. Biriktiriyoruz. Şimdi bir maden olanları bir ayıralım. Şunlar, şunu bırak. Bu arada bu küçük mana satacaktık, yanımıza almıştık. Şöyle. Şurada maden varmış, onu da al. Şunları da yerleştir şimdi. Gast 64 çıkmış, bu çok güzel. Ve 289 bir kere daha yaptığımızda o tamam olacak. Bu arada şunu da yerleştiririz. Farklı görünüyor. Şimdi şu satacaklarımı da şuraya koyayım. Karışmasın. Şunu satacağım. Bunu da satacağım. Şu yüzeye bir bakalım. Bunu da satabilirim. Şuna bakalım. Tabii ama şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradan yedek biriktiriyorduk malum. Bu yedekleri mesela şunu üste koy. Onu ilk giydiririm. Yeni bir karakter açarsam olabilir. Ya da bunları tutmayayım ya. 8 de olsa seviyesi. Şunlar benim için daha iyi. Gelişince de daha çok veriyorlar değer. Bunu da geç. Bunu da geç. Bunu da geç. Satacağız. Şunu koy. Tamam. Buradan da farklı bir şey. Şunu mesela yolla. Bu strength'ten gelmiş yine. Şunu da yolla. Bana X lazım. Tamam, bir tur daha buraya gideceğiz. Bu sefer toplarsak, kısmetse başarılı olursak zaten yeterince toplamış olacağız. Gel bakalım. Yeti var ama önce şunu alalım. Aşağı bir bak bakayım. Tamam, burası temiz görünüyor. Orada şey gelmiş.
Bu arada bakın görüyorsunuz o attığım şeyler, ben size demiştim böyle oluyor diye, oyunun içine geliyor diye. Böyle bir durum. Şurada portal çıktı, güzel. Tamam, şimdi şunları hızlıca topla bakalım. Hemen şunları da açalım. 11 tane gerekiyordu. Zaten şimdiden 8 oldu bile. Şuradan da çıkacak. Evet, 13 olmuş. Orasını halletmişiz ama bu bölgeyi temizlemek lazım. Tamam, 2 tane büyücüğü gördük bile. Gelin bakalım. İyi. Temizlendi. Birazcık hasar yedim ama yeti var. O aşağıda büyücü varmış. Hiç dikkat etmedim. Orada büyücü gördüm. Şu taraftan gelelim. Ne var diye bakalım. Gel bakalım. Şunları topla. Üstte bir şey yok. Sen de gel. Onları da aldık. Şu adamla konuşalım, brokoli adam. Yine Globe of Eater. Güzel. Şunu al. Sen de gel. Harika. Bazen ıskalayabiliyoruz işte. Şunları topla. Gelin siz. İki tane yeti var. Üsttekine gidelim. Ama üstteki şuradan aşağı düşer. Bu taraftan gideyim ben. Tamam, aşağı inme. Aşağıdan çünkü başkaları gelebilir. Zaten fark edildik direkt. Eyvah, yanlış taraf. Gel bakayım, sen ne taraftasın? Bir kere daha vurdu ama sorun değil. Şurada bir hızlıca dolduralım. Hatta şurada yanda bir kere daha basalım. Şurada, şunu da aç, şunu da al. Evet, şurada. Şunları bir alalım. Orada büyücü varmış. Onu hiç görmedim. Hop. Evet, şunları da toplayalım ve aşağı gidelim şimdi. Yetiler var. Oğlum, iki tane. Güzel, ondan bir tane de kart çıkardık. Şunu da al. Şunları da topla. Daha aşağısı varmış. Tamam, bir tur daha aşağı gideceğiz. Hemen bakalım. Sonra bu bölgeyi hallediyoruz. Ama tekrar bu bölgeden toplayacağım bir şey lazım olursa yine bu bölgeye gelinebilir. Var mı bir şey? Şu çıktı. İyi. Sorun yok. Var mı başka bir şey? Yeti falan görünmüyor. Bir bak bakayım. Tamam. Şunu da alalım. Sen de gel. Tamam, şimdi şunları bir topla. Onları da topla. Harika. Şunları da topla. Ve burayı da bu şekilde temizlemiş olduk. Şimdi gidelim. Dönelim. Nelerimiz eksik, neler tamamladık bir bakalım. Eğer üretim için yeterli malzememiz yoksa nereye gideriz diye bakarız ama bu bölümde belki daha fazla başka macera yapmayız ama bir sonraki bölümde malzeme toplamaya devam ederiz. Şu arayüze bir bakalım. Evet, şuradan bana bir hemen kalkan deneyimini ver. Hemen şunları toplayalım. Şunu niye alamadık? Yerimiz mi yok? Evet.
Şöyle yapacağız. O ziyan olmasın diye. Şu metalleri zaten gönderecektim. Şunu alamamışım. O da ziyan olmasın. Şöyle bakayım ne bırakabilirim diye. Zaten bunlardan çok bir şey gelmiyor. Şunu al. Şöyle bir bakayım. Şunu gönder. Bunlar zaten çok bir şey gelmiyor biliyorsunuz. Şunu bir yolla. Envanter doldu tabii. Şunu al. Şimdi şu da yine kart olarak kullanacağız. Öncelikle şu metali bir yolla. Şimdi maden olan var. Şimdi gel. Burada var. Şurada var. Burada da var. Krediyi de koy. Şu malzemeleri yenelim. Ha, maden varmış orada bir tane görmemişim. Gaz kaç tane bakmadım ama tıklamış olduk. Ondan sonra şuraya gel. Şunu al. Şunu da al. Şunları vermemişim. Madeni de verelim. Şunu da tekrar verelim. Şimdi buradan bir bakalım. Şunu satacağım. Şu kartı şöyle koyayım da bunu kullanacağız. Bunları gidecek, satacağız. Şuna bakayım, tamam. Hepsi gidecek. Şu kartı da şuraya koyalım. Şuna bak bakayım. Burada da ne çıkmış? Bunu da şöyle yapalım. Bakayım bu aynı mı? Aynıymış. Bir tane bu gelmiş. Bunu yolla. Şunu şöyle koy. Bu tarafa değil tabi. Gemiye dön diyeceğiz. Sonra da ikisimize geldiğimize bakarız. Şuradakileri de al. Oradan bir de gaz tablemi çıkmış. Çok güzel. Bu bize lazımdı. Gazdan 10 tane, bir tane bundan yapıyor. Şu kırmızıları koy. Gaz tablemini de koy. Şimdi bakın burası 337. Burada 2 tane var. Bunun birini saymasak 1 buradan. 33 tane de buradan. Yani 34 tane çıkıyor. Bunlara ne lazımdı? Hemen bir tekrar bakıyorum. Galactic Sight lazımdı ve Fragment lazımdı. Fragment burada bir taneyi saymazsak 12 tane var. Demek ki biraz fragment toplayacağız. En azından burası 300'ü bulsun. Fragment sonra Galactic Sight vardı. O da şurada. İki tane birini alsak. Şuradan da 24 ekleriz. 25. Biraz da Galactic Sight toplamam gerekecek. Bu Galactic Sight'lar sanırım Ancient Ruins yani antik harabelerdeydi. Ama Fragment için tekrar bakarım. Ama büyük ihtimal Fragment da yine antik harabelerdeydi diye sanıyorum. Bir sonraki bölüm antik harabelerde takılıp bunları tamamlayıp tekrar silah deneriz. Eğer altını yapmayı başarırsak diğer set parçalarına geçeceğiz. Bunlar bu arada seviye atlayacak. Ne zaman ki maksimum olacaklar, o zaman da doğru set parçaları maksimuma ulaşınca onları ultimate yapmaya başlarız. Güzel olur. Tabi geçici olarak şu zaten 10 olmak üzere. Bunu bir ultimate'e çevirebiliriz. Ona çok az kalmış. Bir sonraki bölümde belki olur. Ondan sonra da diğer set olaylarına geçeriz. Bu da arada yapılmış olur. Şimdi şu kartları bir yerleştirelim hemen. Şundan hiç görünmüyor. Şundan var mıydı bizde? Şöyle bakıyorum. Görünmüyor. Onu da koy. Bir tane de şurada şu vardı. Onu da al bakayım. Var mı ondan? Ondan da görünmüyor. Onu da koy şöyle. Tamam, şunları satacaktık. Hemen onları da sat diyelim. Gel bakayım. Şunları da hemen al. Tamamdır. Burası da. Gel bakayım, şuraya yerleştir.
Burası da 4400 lira falan geldi. O zaman şunu da artık yapalım. Şurayı artık tam seviye yapalım. Tabii paramızı almamız gerekiyor. Şunu da şuraya koy. Artık bundan sonrakilerde artık bunu geliştirmede kalmadığı için sorun yok. Şöyle maksimum seviye yapıyoruz artık. Evet, artık en son seviye daha sağlam bir şekilde üretebilir. Evet. Bundan sonra da kredimiz de birikir zaten. Şu depoyu açarız. Depoyu da tamamlayınca krediler artık burada böyle birikecek. Başka da ne işe yarayacak? Şey alabiliriz. Gidip marketin oradan kupalardan falan alırız. Kullanabiliriz. Şimdilik bölümü burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.